Arabam buraya kadar çıktı arkadaşlar. Yürüyorken bayağı zorlanıyorum. Böyle bir kulübe buldum. Geceyi geçirmek için çok güzel bir yer. Arkadaşlar uygun ağaçları buldum. Barınağımı bitirdim. Enfes yani. Evet arkadaşlar, şimdi arabam buraya kadar çıktı. Çünkü az ileride kar var. Buradan yaklaşık 2-3 saat yol yürüyeceğim. Tamamen bayır yukarı dağa doğru. Zorlu bir süreç beni bekliyor. Şöyle devam ediyorum. Arabam buraya kadar çıktı arkadaşlar. Bundan sonra yürüyeceğim. Saat 23.36. Bu gece Tahap'la birlikte bir barınak yapıp onun içinde geceyi geçireceğim. Araç üzerinden gidiyorum. Böylelikle fazla enerji harcamıyorum. 11 olmuş. Şöyle izlere rastladım arkadaşlar. Galiba kurt izi, çünkü patiler bayağı büyük. Umarım yolda karşılaşmayız. Evet arkadaşlar, yaklaşık 1 saattir yürüyorum. Yolu yarıladım sayılır. Sürekli bayır çıktığım için yoruldum. Biraz dinleneyim dedim. 5 dakika sonra tekrar devam edeceğim. Çantam 10-12 kilo ağırlığında. Bu biraz zorluyor beni o yüzden. Şimdi gideceğim yere yaklaşık 1 saat falan kaldı. Biraz daha dinlenip yoluma devam edeceğim. Aşağımda 10 santim kar varken, 20 santim kar varken burada olan kara bakın. Evet arkadaşlar, yaylaya vardım. Yaylanın 400-500 metre arkasında ormanlık alanda kampımı kuracağım. Şu anda yürüyorken fazla zorlanmıyorum. Yerler çünkü buz tutmuş. Umarım bir tehlikeyle karşılaşmam. Burada oldukça vahşi hayvan çok. Bazen kara gömülüyorum. Bazen de buz tutmuş karın üzerinde rahat rahat ilerliyorum. Böyle ıssız yere geldiğiniz zaman sürekli ses yapmanız lazım ki vahşi hayvanlar yanınıza yaklaşmasın. Saat 13. 13'i içeri geçiyor. Gece tarafa barınak yapmak biraz zor olacak. Arkadaşlar, ormanlık yaklaşık 100-150 metre ilerimde ağaçları görebiliyorum. Lakin gücüm ve enerjim kalmadı oraya gidecek. Kar beni çok yordu. Kampımı yaylada kurmayı planlıyorum. Şimdi uygun yeri arayacağım. Evet, şimdi kamp için uygun yeri arıyorum. Böyle çardağın içine de kurabilirim. Hem işimi de kolaylaştırır. Şöyle bakayım. Burada da olabilir. Etrafta daha uygun bir yer bakacağım. Eğer bulamazsam yine buraya gelirim. Şurada zannediyorum ki su deposu var. Çok yoruldum. Bir an önce kampımı yapıp dinlenmek istiyorum. Şurada da
kulübe gibi bir yer var. Aslında burada da kalınabilir. Çivilenmiş. Burada çuvallara, burası açık. Geceyi geçirmek için çok güzel bir yer. İçeride soba var. Umarım sağlamdır, yakabilirim. Yatacak yeri de ayarlayabilirim. Şu anda donuyorum soğuktan. Isınmak istiyorum. Arkadaşlar vakit kaybetmeden sobamı yaktım. Şimdi yemeğimi hazırlıyorum. Yemeğimde et sote yapacağım. Şu anlık çok rahatım. Yemeğimi yedikten sonra da yatağımı hazırlayıp uyuyacağım. Arkadaşlar günaydın. Sabah oldu. Saat 7.30 civarı. Hava güneşli. Gece bayağı konforluydu benim için. Rahat bir gece geçirdim. Şimdi sobam yanıyor. Sürekli onu canlı tuttum. Kahvaltımı yapacağım. Kahvaltımı hazırladıktan sonra çantamı hazırlayıp ormanın içine doğru gideceğim. Ve geceyi orada geçirmeyi düşünüyorum. Şimdilik kahvaltı işi beni bekliyor. Evet arkadaşlar, tam kulübemin yanında şöyle bir depo var, su deposu. Su ihtiyacımı buradan karşıladım. Şimdi şurada gördüğünüz ormana doğru ilerleyeceğim. Hava güneşli, güzel. Tam istediğim gibi bir hava var. Geceyi artık ormanın içinde geçirmek istiyorum. Şimdi yapacağım barınaktan biraz size bahsedeyim.
Yapacağım barınak ağacın üstünde olacak. Yani 4-5 metre yerden yüksekte yapmayı planlıyorum. Umarım istediğim gibi olur. Ve geceyi orada geçireceğim. Şöyle devrilmiş ağaç buldum. Bu bana barınağımı yapmamda bayağı yardımcı olacak. Şimdi bunun dallarını keseceğim. Ve işe yarayan kısımlarını alacağım. Şimdi uygun yeri bulduktan sonra gelip buradaki dalları alacağım. Şimdi kamp için uygun yeri aramaya gidiyorum. Evet arkadaşlar, uygun ağaçları buldum. Şimdi bu ağaçların arasına platform yapacağım. Ve geceyi orada geçireceğim. Yaklaşık 4-5 metre yükseğe yapmayı düşünüyorum. Biraz zor olacak benim için ama geceyi rahat ve güvende geçirmek için bunu yapmam lazım. Şimdi arkadaşlar yukarı koyacağım dal parçasını buldum. Bunu oraya koymadan önce merdiven yapacağım. Ki bir daha ağaçlara tırmanmadan merdivenden kolayca tırmanıp işlerimi halledebileyim diye. Şimdi ilk önce merdivenimi yapıyorum. Sağlam oldu. Şimdi dal parçalarını dizmeye başlayabilirim. Şimdi arkadaşlar merdivenimizi şu sistemde yapacağız. Şöyle bir tur attırdım. Buradan ipimi aldım. Sağdan tekrar buna geçirdim. Evet. Şöyle bunun ismi şeytan merdivenidir. Evet. Şimdi aynı şekilde diğer taraf yapacağız. Üstten aldım. Bir tur attırdım. Sonra buradan alıyorum. Tekrar düğümlüyorum. Sonra çekiyorum. Ama aynı bulanmasına dikkat edin. Evet. Aynı şekilde diğerlerini de yapacağım. Bir tur attırıyorum. Buradan alıyorum. Tekrardan. Evet arkadaşlar, merdivenimi bitirdim. Şimdi sırada dal parçasını yukarıya monte etme işi var. Evet. Şimdi diğer ucunu da kendime bağlayacağım.
Buraya tırmanman gerçekten zor olacak çünkü tuttuğum her dal kırılıyor. Ah. Şimdi kendime doğru çekeceğim dalı. Hızlı olmalıyım. Burada durmak çok yorucu. Yanlış yerden aldım. Bunu düzeltmem lazım. Aa! Aşağı düştü. Tekrarla çıksın. Tutunacak dal yok. Bayağı zorlanıyorum. Şimdi dal parçasını kendime çekeceğim. Ve sonra da buraya bağlayacağım. Şimdi diğer tarafa uzatıp koyacağım. Evet. Yavaş yavaş istediğim gibi oluyor. Aynı hıza çıkarabilirsem çok güzel olacak. Evet, işte bu. Şimdi diğer ucunu bağlayacağım. Aşağı inerken merdivenimle inebilirim. Çok dikkatli olmalıyım. Diğer ucunu bağlayacağım. Şimdi sıra onda. Gerçekten çok yoruldum. Biraz dinlenmem lazım. Şimdi arkadaşlar merdiveni çıkıyorken ve iniyorken çok oynadığı için yere sabitleyeceğim. Böylelikle işimi daha çok kolaylaştıracağım. Bunu buraya çakmam lazım. Evet. Kemerimi takabiliriz. Şimdi yukarı çıkıp diğer ucunu bağlamam lazım. Dikkatli çıkmam lazım çünkü dal bağlı değil. Her an kayıp düşebilir ve ben de yere düşebilirim. O yüzden yavaş yavaş ağır ağır çıkıyorum. Evet, buraya kadar geldik. Şimdi diğer ağaca geçeceğim. Şimdi buraya bağlayacağım. Arkadaşlar yaptığım iş çok tehlikeli aslında. Tek başımayım ve yere düşersem yardım edecek kimse yok. O yüzden çok dikkatli olmam lazım.
Şimdi bunu bağladıktan sonra geri kalan platformu da yapacağım. Sıkı bağlayayım ki sağlam olsun. Yerden yaklaşık 4-5 metre yükseklikteyim. Evet. Şimdi bu sağlam oldu arkadaşlar. Buna bir şey olacağını daha tahmin etmiyorum. Dümdürüz, sonra da diğer ucunu kendime bağlıyorum. Şimdi tekrar yukarı çıkıyorum. Şimdi tekrar yukarıdayım. Odunu kendime bir seçeyim. İlk önce bunu buraya bağlayacağım. Çünkü diğerlerini daha kolay yapabilirim böylelikle. Tuttuğum her dal parçası kırılıyor. Bayağı kuru ağaçlar. O yüzden çok dikkat etmeliyim. Monte edelim ki çözülmesin. Evet. Şimdi arkadaşlar platformu tamamlamak için bunları yukarı alacağım. İlk önce yumuk haline getiriyorum. Sonra bağlayıp kendime çekeceğim yukarı çıkıp. Bu kadarını kaldırabilir miyim? Kaldırırım. Sıkı bağlayayım ki düşmesin. Evet. İpin diğer ucunu yukarı atıyorum. Tamamdır. Şimdi üste çıkıp bunları kendime çekeceğim. Şimdi arkadaşlar bunları buraya çektim. Sırada dizme işlemi var. Yavaş yavaş diziyorum arkadaşlar. Arkadaşlar platformu hazırladım. Alt zemini yaptım yani. Şimdi onun üstüne kuru çam yapraklarını koyacağım. Sonra da üstüne matımı, battaniyemi, tulumumu, çatıyı da tarpımla birlikte yapacağım. Şöyle göstereyim. Geceyi güvende geçireceğim. Evet arkadaşlar, çam dallarını yerleştirdim. Sıra şimdi çatı yapmaya geldi. Tarpımla birlikte çatıyı yapacağım. Sonra içine matımı, uyku tulumumu ve battaniyemi koyacağım.
Akşam yemeğini de aşağıda yemeyi düşünüyorum. Çünkü burada yeteri kadar alan yok. Akşam yemeğini yedikten sonra yukarı çıkıp burada rahat, güvenli bir şekilde uyuklayacağım.
Evet arkadaşlar, yemeğimi bitirdim. Şimdi çayımı da içtim. Gerçekten yorucuydu benim için bugün. Barınağımı yapmam. Alışılmışın dışında bir barınak yaptım. İn çık ağaçlara, zaten videoda da gördünüz. Bayağı zorlandım. Şimdi birazdan yatmaya gideceğim. Keyifli bir uyku çekeceğim. Sabah görüşmek üzere. Arkadaşlar günaydın. Sabah oldu. Soğuk bir güne uyandık. Gece bayağı rüzgar esti. Tarifimi de hırpaladı rüzgar. Şimdi birazdan kahvaltı yapacağım. Sonra da eşyalarımı toplayıp eve doğru yol alacağım.